Merhabalar, benim avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizden canlı gelen soru ise bugün Work and Travel ile ilgili olan. Work and Travel programından sonra Amerika'da bir üniversitede eğitime devam etmek istiyorum. Süreç nasıl işleyecek, okul harçları yüksek mi diye bu Work and Travel programına katılacak takipçimizin sorduğu soru. Şimdi önemli olan tabii şu durum önemli. Siz buraya geldiğiniz zaman Work and Travel programınızın size sağladığı program ölçüsünde ve dahilinde programınıza devam edip programınızı tamamlamadan önce eğer burada bir üniversite eğitimi de almaya ihtiyaç duyuyorsanız bu noktada okullarla irtibata geçip okullardan I-20 formunu almanızda fayda var ve bu aldığınız I-20 formuyla beraber de göçmenlik dairesine C1 statüsünden öğrenci F1 statüsüne geçiş için başvurularınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu noktada da geçen seneden itibaren olan birkaç değişikliğe de dikkat edip statü konusunda sıkıntı yaşamadığınız sürece başvurunuzu yaptıktan sonra ve başvurunuz onaylandıktan sonra okul eğitiminize tabii ki başlayabileceksiniz. Diğer bir durumda burada süreç nasıl işleyecek noktasını belirledim. Okul harçları yüksek mi diye bu takipçimiz soruyor. Bu okuldan okula değişecek. Dolayısıyla benim size tavsiyem programınıza başladığınız zaman aynı anda da okullarla görüşerek bu okullardan alacağınız programların ya da katılacağınız programların değerinin, ücretinin ne kadar süre olduğunun önceden tespit etmenizde sizin için fayda olacak.